Arkadaşlar, sizlere şeker hastalığından nasıl kurtulmanın yollarını anlatacağım. Kendim yaşayarak şeker hastalığından nasıl kurtulduğumu, şeker hastasına yakalanların nasıl kurtulması gerektiğini anlatacağım. Bunu herkese dinletin, hasta olana olmayana. 15 yıldır şeker hastasıydım. 15 yılın son 5 yılını üzülürüm. Günde 3 defa. Yine de 500'lerden 600'lerden aşağı düşmezdi. 2015 yılıydı. Ekmeği yemedim, ölçüm yaptım. Şeker 100'e düştü. Birkaç gün denedim aynı. 120, 150. İlaç kullanmadım, insülin kullanmadım. Ondan sonra kendime ekmeği yememeye karar verdim. Ekmek deyince makarnadır, püsküvidir, pilavdır, buğdayda olan ürünler. Hepsi aynı zehirdir. Bir besin maddesi değildir. Çünkü tohumu bozuktur, buğday bozuktur. Yok kepeklidir, yok çavdadır. Bunlara kesinlikle inanmayın. Bir dilin falan önerdiklerine doktor kesinlikle inanmayın. Bunlar sizin şekerinizi yükseltir. Şekerde kurtulmanın tek yolu hamur içinde uzak durmak. Meyvenin her türlüsünü yiyebilirsiniz. Çerezin her türlüsünü yiyebilirsiniz. Beyaz et, kırmızı et, balık, yumurta. İstediğiniz kadarın yan etkisi yoktur. %100 kesinlikle ilaç kullandığınız zaman en sonunda dialize, yolu dializdir. Doktorların görevi sadece ilaç satmaktır. Hastayı yöneltmeye yönelik hiçbir eğitim de almıyorlar, bilgileri de yok. Ben en son gittiğimde 3 yıl önce 2015'te poşetlerin 3 aylık insülini götürdüm doktora. Dedim hocam siz bize ekmek yeme deyip de niye bunları yazıyorsunuz? Bunları ben çöp atacağım, ne yapayım? Bunu servise götür dedi. Ben de servis almadı götürdüm, eczaneye bıraktım poşetle birlikte. O gündür bugündür. Ben 50 metre uzaktaki insanı tanıyamıyordum. Şimdi 50 metre uzaktaki insanın yüzündeki sineğe net bir şekilde göre gıl gibi yazıyor. Allah'a çok şükür ben kurtuldum. 3 yıldır hem gözlerim açıldı hem sağlığımı buldum. Yediğim gıdalardan lezzet aldım. İçtiğim suda lezzet aldım. Eskiden oysam şekere, ülsürüne devam ettiğim dönemlerde uykum gelirdi. Halsizlik, yorgunluk. Akşam eve 6'da gittiğimde hemen yatmak ister. 6'da yatardım ki sabah kalkamadım. Ama şimdi 3 yıldır Allah'a çok şükür erken de. 7 dedim ayaktayım. Gece yatıyorum. Hem uyku dengem yerine geldi, sağlığım yerine geldi. Bütün şeker hastaları bunu uygularsa, hamur içinde uzak durursa kesinlikle kurtulurlar. İlaç almasınlar. Kesinlikle hamur içinde uzak dursunlar. Bunun bir yerde su vardı, işte su iyi gelirmiş, ne bileyim bir yerde doktor çıkmış, bunun önerileri varmış, bunun kesinlikle ilacı yoktur. Bu şeker hastalığının ilacı hamur içinden, buğday ürünlerinden uzak durmaktır. Başka bir ilacı yok. Vardır diyenlere kesinlikle inanmayın. Bunu herkese dinledim. Çorba mesela, çorbanın çeşitleri, kelle paçadır, tavuk çorbasıdır, çeşitli çorbaların hepsini yiyebilirsiniz. Ekmeği kesinlikle sofranızda uzak koyunuz çünkü ekmek bir besin maddesi değildir. Aslan için ot yedirseniz hayvan ne olur? Hayvan hasta olur, böbrekleri de biter, şeker de olur. Aslan için ot neyse insan için ekmek aynıdır. Sağlıklı, şeker hastası olmayan insanlar da uzak durmalı. Onlar da şeker hastasının adaylarıdır. Bilenler bilmeyenlere hep söylesinler. Bazı doktorlar görüyorum televizyona çıkıyor. İşte ekmek yemeyin, şunu ne yiyelim, ne? Siz ne yiyorsunuz, benim yediğimi ne soruyorsunuz? Bunları söylemiyorlar. Yediklerini de söylemeleri lazım. Madem ki bu ekmeğin zararın olduğunu, zararsız şeyleri önermesi lazım. Neymiş, doktor kendisine gideceksin de muayene parası vereceksin de öyle sana anlatacak.
Bunları çerez türü, meyve türü, çorba türü, beyaz et, siyah et, yumurta, tekrar ediyorum, bunları yiyin. Doymuyor musunuz? Bir iki tane yumurta, 6 taneyi, 10 taneyi, bir tabak çorbayla da ekmekle ben doyamıyorum. Bir tabak, 5 tabak çorba, içemezsin. Yenirmeye başlarsın 2 tabakta sonra. Sık sık mesele çerez, ceviz, kabuklu ceviz. Haftada 2 kilo tüketiyorum ben. Gıda toptancısından alıyoruz, onu daha ucuz. 20 liraya kilosunu alıyoruz. Çerezciye gidip de 50 lira, 100 lira vermeyin. 2 kilo alın, her hafta bitti mi yine alın. Bademdir, çerezin her türlüsü, hiçbir zararı, yan etkisi yok. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bilenler bilmeyenlere söylesinler. Soru sormak isterseniz YouTube'a gönderiyorum. Soru yerine cevaplarınızı cevaplayabilirim. Sorularınızı yazın, cevabınızı. Orada isteyenlere, soru sormak isteyenlere cevap veririz. Hiçbir ücret de istemiyoruz. Allah rızası için bunu sizlere anlatma gereği duydum. Çünkü kendim şeker hastalığında kurtulduğum için diğer hastaların da kurtulmasını öneriyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.